Allah razı olsun. Kardeşim Mustafa Kemal'i gram sevmem, halifeliği kaldıran, kendi imparatorlarına, sultanına ihanet eden bir askerdir. Herhangi bir Osmanlı padişahıyla kıyaslanma lüksü bile yok onda. İster kabul et, ister etme, Türkiye'de 100 kişi varsa 55'i bu adamı sevmiyor. Şimdi Salih. Ne demiş? Kendi imparatorluğuna, sultanına ihanet eden bir askerdi. Şimdi Salih, Birinci Dünya Savaşı henüz kaybedilmemişken, senin bu beğenmediğin Mustafa Kemal dediğin adam var ya, biz ona Atatürk diyoruz. Kendisi o bahsettiğin Osmanlı Sultanı'nın ordusunda bir subay olarak Trablusgarp'ta, dünyanın ilk hava bombardımanında gazi olmuş bir Osmanlı subayıdır. Bunu kafanıza kazıyın. Osmanlı o son yıllardaki yanlış hamleleriyle o hale düşene kadar da efendime söyleyeyim, ordusunda subaylığını yapmış, dünyanın ilk hava bombardımanında gözüne şarapnel yiyerek o gözündeki şehlalığı kazanmış bir gazidir. Sen Osmanlı hakkında atarsın tutarsın Avel kardeşim benim. Tamam. Kimse Mustafa Kemal'in vatanseverliğini, bilmem nesini, öyle şey, o tip şeyleri sorgulama lüksünüz sizin yok asıl. Herhangi bir Osmanlı padişahıyla karşılaştırılamazmış. Osmanlı padişahlarının aksine, sen bilmiyorum, bütün Osmanlı padişahlarını biliyor musun bilmiyorum. Osmanlı padişahlarının aksine tabii ki çok muhteşem Osmanlı padişahları vardı, fakat kan bağıyla geçen yönetimlerde tabii ki de kimisi başarılı olacak, kimisi başarısız olacak. Başarısız Osmanlı padişahları da çoktu. Yani Osmanlı durduk yere çökmedi. Atatürk gökten zembille inip de Osmanlı'nın kafasına atom bombası atmadı. Osmanlı savaş kaybederek o hale geldi. Manda olma durumuna geldik. Kurtuluş Savaşı'yla küllerimizden doğduk. Tamam. Sen azıcık kitap oku. Ben sana birkaç tane kitap göndereyim istersen. Adres ver. Tamam mı canım? Bugün Manda değilsek, bugün Ege kıyısı Yunanistan değilse, bugün İstanbul bir İngiliz valisi tarafından yönetilmiyorsa, bunlar Mustafa Kemal'in sayesinde. Dediğiniz kadar çırpının. 100 kişiden 55'i Mustafa Kemal'i sevmiyor, hayalini de bilmiyorum. Herhalde kötü sosyal durumu kötü olan bir mahallenin kahvehanesinden çıkmıyorsun anladığım kadarıyla. Ancak orada der 100 kişiden 55'i. Yani ben şu an Antalya'dayım mesela. Mustafa Kemal'i sevmeyen adam bulmam için bayağı derinlere inmem gerekiyor. Moria'yı kazan cüceler kadar derinlere inmem gerekiyor ki öyle örümcek beyin çıksın. Zor yani. Zor moruk. Sizin mahallededir o. Bayağı zor. Açalım mı bir vot? Arkadaşlar ciddi yürekten verecekmişsiniz oyunuzu. Çok merak ettim ben şu an. Mustafa Kemal falan da yazmayın ha. Atatürk yazın. Hayırdır amına koyayım ya. Al açıyorum, ben açıyorum. Al ben açtım. Verin bakayım oylarınızı. Tamamen anonim. Tamamen. Tamamen anonim. Kimin ne oy verdiği belli değil. Gönlünüz kafanız rahat, verin oylarınızı bakayım. Tamamen anonim. Ver baba oyunu. Ver baba. Hakikaten 100 kişiden 55'i sevmiyormuş ya. %5'in de %3'ünü rahat troll sayıyorum bu arada. Çok net troll yani. Yok, bunu bile trollerler abi. Yani öyle bir Allah'tan inci sözlük furyası bitti de. Ortalama sanofa bit sayısı biraz azaldı ama hala var. Bak, internet ortamındayız. Anonim oylama yapıyoruz. O kadar troll var. %6 zar zor çıktı moruk. Ne yapacağız? Salih. Ne yapacağız reis?
Geçin bu işleri ya. Bir siktirin gidin ya. Meyetihi 2. ayında. Charlie Wolves 3. ayında. Teşekkür ederim. Executioner 4 lira göndermiş. Bu ne abi? Bugün başka bir video vardı normalde. Bu arada Muhalefet abi olmak... geldi. Ha, bir saniyecik. Bir... Ahmet abi rica etsem şu müziği dinleyip bir yorumunu bırakır mısın? Ferhat 50 lira göndermiş. Kesin rap. Bakacağım abi. Hep çıkmadı. Kötü olduk. Evet, burada mı beyefendi? Aldık mı Evet. odayı? Heh. Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor, merhaba. Merhaba.